Emre Bey'in çorbası terbiyeli köfteydi. Hiç beklemediğim bir performanstı. Çorba çok lezzetli olmuştu. Ara sıcakta kıymalı çıtır börek vardı. Kıymalı çıtır börek öncelikle benim için tuzu sevdiğim halde çok fazla tuzlu olmuştu. Yufkası altı pişmemiş, üstü biraz fazla pişmiş, çıtır da olmamıştı adı gibi. Ana yemeğine gelince şehriyeli pilav yapmıştı. Ancak tel şehriye yanmasın diye pirinci çok çabuk tencereye koymuş. Dolayısıyla önümüze bir sadece pirinç pilavıymış gibi geldi. Biraz da suyunu fazla koyduğundan biraz hamur olmuştu pilavı. Tane tane değildi. Lezzeti güzeldi. Ete gelince ben tabağımda sadece bir et gördüm. İçinde mantar ya da biber görmedim. Et güzel pişmişti, evet. Lezzetini çok beğendim. Ama tabağıma bir tane bile mantar ya da içinde herhangi bir başka bir şey görmedim. Sebze garnitürüne gelince sebzeleri suda haşlamıştı. Tatsız tuzsuz geldi bana. Çok beğenmedim. Orman meyveli tatlı bu hafta yediğim en güzel tatlıydı. Çok beğendim. Bence şu anda haftanın bankosu diyebilirim. Yarın tabii ki benim tatlım da var. Ondan sonra karar verecekler. Çok beğendim. Hatta tarifini istedim. Ve Emre'den hiç böyle bir performans beklemiyordum. 10 numara bir performanstı tatlıda. Bugünkü yemekte çorbayı beğendim. Çok güzel olmuştu. Ana yemekte İçinde mantar olmamasına rağmen eti beğendim. Son olarak da tatlıyı çok beğendim. O nedenle puanım 6. Emrecan kardeşim bugün masada üstüne basa basa karabiberi unuttuğunu söyledi. Fatma Hanım'ın damak tadı öyle leziz, öyle güzelmiş ki kendisi börekte karabiberin olmamasına rağmen üstüne basa 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 karabiber olduğunu söyledi. Ama yanıldı. Neslihan Hanım sessizliğini pazartesinden cumaya kadar korudu. Kendi gününde Neslihan Hanım yine aynı sessizliğini koruyacak. Emrecan'ın sofra düzeni, misafirperverliği 10 numaraydı, güzeldi, beğendim. Tabii ki yemeklerini savunacaktı. Aslanlar gibi de savundu. Emrecan kardeşimin bugün menüsünde çorbasını beğendim. Ara sıcak olarak böreğini, çıtırlığı haricinde beğendim. Biraz da tuz olmasaydı daha iyi olacaktı. Salatasını beğenmedim. Pilavı tereyağlı olduğu için biraz da fazla kaçırdığı için beğendim ama fazla kaçırmış. Tatlısı mükemmeldi. Onun için Emrecan kardeşime gönül rahatlığı ile puanım 8. Bugün Emre Bey'in masasındaydık. Kendisinin başlangıç olarak çorbasını beğendim. Ara sıcak olarak hem çorbada kıyma hem de ara sıcakta kıymalı börek olarak kullanması, iki yerde kullandığı kıymadan dolayı çok fazla beğenemedim. Tercihim olmazdı zaten. Keşke bir patatesli ya da peynirli tercih etseydi. Salatasını beğenmedim. Çünkü içerisindeki yeşillikleri, kıvırcığı zaten çok azdı. Göbek kıvırcık olarak kullanmış. Çok da sonuk gözüküyordu. Zaten içerisinde soğan olmaması da beni rahatsız etti. Emre Bey'in ana yemeğini beğenmedim. Garnitürleri tatsız, tuzsuz ve sadece haşlayıp getirmiş. Renk olarak güzeldi ama tadı olarak offside'dı. Pirinç pilavın şehriyelerini kızartmadığından dolayı biraz daha kızarmasını beklerdim. Pirinçlerinin lapa olmasından dolayı ben beğenemedim. Et olarak kavurmayı tercih etmiş arkadaş. Ellerine sağlık, emeğine sağlık ama etlerini de beğenmedim. Çok kuru ve baharatı az geldi, yetersiz geldi. Ana yemeğinde hiçbir şekilde beğenemedim. Emre Bey'in orman meyveli muhallebisini çok beğendim. Çok lezzetliydi. İçerisine yakıştırmış olduğu meyveleri harikaydı. Akışkanlığı harikaydı. Tadı çok güzeldi. Beklemezdim ondan böyle bir tatlı ama harika çıkartmış. Ellerine sağlık Emre Bey'in. Emre Bey'in misafirperverliğini çok beğendim. Güler yüzlüydü. Bu kadar stresin içerisinde güler yüzlü kalmış. En azından arka planda bırakmamış. Tebrik ederim. Güler yüzünden ödün vermiş kendisi. Masa düzenine gelecek olursak da masası da güzeldi. İncilerle, güllerle, mumlarla, hatta ve hatta tabağımıza gerçek papatya çiçeklerini koymasıyla da artı puan aldı. Emrecan Bey yemeklerini kendisi güveniyordu ama misafirlerin güvenip güvenemediğini bilmiyordu. Bu sebepten dolayı kendisi mülayim ve sakin olmaya çalıştı. Bunu da başardı ama yarın Neslihan Hanım masasında sanırım bunlar patlayacak. Neslihan Hanım naif bir bayan. Naif bir bayan olduğu için çok fazla bir şey beklemiyorum diyeceğim ama ters köşeye de yatırabilir. Bu da bir kulağımın arkasında. Emre Bey'in bugün masasında misafirperverliğini, masa dizaynını, çorbasını ve tatlısını çok beğendim. Bu yüzden kendisine verdiğim puan 3. Emrecan Bey dün benim çorbamı beğendi. Çünkü kendisi de bugün köfteli bir çorba yapacaktı. Kıvamını tam olduğunun farkına varmıştı. Benim çorbamın kıvamı, lezzeti yerinde olmasaydı kendi çorbasının üzerine fazla geleceğimi biliyordu. Kıvam konusunda kendisinde şüpheleri vardı.
ama tutturmuştu. Çorbasını beğendim. Ara sıcağı, çıtır börek ama çıtır değildi. Kesmesi zor olan, içi de tuzdan yenmeyen bir börekti. Ara sıcağını beğenmedim. Salatasına gelince, zaten 40 dakika önce çıkmışsın. Belki bir saat önce de salatayı yaptın. Bizim önümüze gelene kadar 3 saat geçti. Ne domateste domateslik, ne biberde biberlik. Hiçbir şey kalmamıştı. Ana yemeğinde et kavurma. Mantarlı, biberli et kavurma. Mantarını gördüm. Biberini aradım, bulamadım. 2 gündür, 3 gündür hep dedi ya, sizde damak zevki yok, sizde şu yok, bizde bu yok. Onda da tuz kontrolü yok. Ana yemeği tuzluydu. Eti de tuzluydu. Pilavında şehriyelerini kavurmayı unutmuş galiba. Şehriyeli pirinç pilavıydı. Tel şehriyeler hiç kavrulmamıştı. Pirinç pilavının lezzeti iyiydi ama yapış yapıştı. Garnitüründe hiç tuz yoktu. Güler Hanım diyor ya, su tadı var. Aynı şeyi söyleyecektim. Evet, su tadı var diyecektim ama ne su tadı diye gene tutturacaklar diye hiçbir şey demedim. Tatlısı mükemmeldi. Çok güzeldi. Ellerine sağlık Emrecan. İçeriye girdiğimizde buram buram kahve kokuyor. Bizi kahvelerle karşıladı. Çok sevindik. Çok beğendim. Neslihan Hanım çok sessiz, sakin. Masamızın en sessiz, sakin insanı. Bilmiyorum bu sessiz sakinlikle yarın bizim önümüze istediğimiz menüyü çıkartabilecek mi? Emrecan Bey'in masa düzenini, çorbasını, bir de tatlısını beğendim. Ona puanım 3. Bugün rakiplerim benim evimdeydi. Çorbamı genel olarak hepsi çok beğendi. Yalnız Fatma Hanım kendi çorbasıyla çok benzediği için çorbasıyla kıyasladı. Sadece kendi çorbasına benzediği için mazeret bulmuş olmak için mazeret buldu. Ara sıcak kıymalı çıtır börek, çıtır olmayan çıtır börek. Çıtır yapabilirdim ama Güler Hanım gibi baklavalık yufka kullanmadım. Ayrıca yufkamın da azizliğine uğradım. Yırtık çıktı yufkalar. Bana marketçi sabotaj yaptı. Salatam, şahsen salatamı ben de beğenmedim. Çünkü çok aceleye gelen bir salataydı. Ve sebzeler önceden doğrandığı için, beklediği için birazcık sönmüşlerdi. Fatma Hanım her zamanki gibi beni yine şaşırttı. Kendisi tam bir gurme. Kıymalı böreğimde karabiberin çok fazla olduğunu, hatta karabiberden başka baharat kullanmadığımı söyledi. Ya Fatma Hanım, gerçekten şaka mısınız siz? Karabiber almayı ben zaten unutmuştum. Karabiber koymadım içine. Siz olmayan şeyin tadını nasıl alıyorsunuz? Fatma Hanım, sizden gurmelik dersleri almayı talep ediyorum. Lütfen beni bu süreçten mahrum etmeyin. Yardımlarınızı bekliyorum. Ana yemeğim bayağı bir sıkıntılı oldu. Yemeğim benim için. Ocağımın orada da azizliğine uğradım. Yanmış ocağın altını kapattığım için. Etimin bir kısmı yandı ama yarışmacı arkadaşlarım ve Seda Hanım etimi lezzetli buldular. Rakiplerim genel olarak menümden memnundular. Masa düzenimden de benim yapamayacağımı düşündükleri masa düzenimden çok çok memnun kaldılar. Masa nasıl yapılıyormuş, nasıl sunum yapılıyormuş, nasıl garsonluk yapılıyormuş hepsine gösterdim. Menümden de memnunum, yemeklerimden de memnunum. Hepsini başardım. Zamanında yetiştirdim. Kalan zamanımda da masamı çok mükemmel bir şekilde hazırladım. Üstüne yetmiyormuş gibi bir de onlara Türk kahvesi yaptım. Bir de kahve sefası yaptılar. Artık 40 yıl mı hatırı kalır, yoksa final günü tüm hatır yerle bir mi olur? Hepimiz yarın göreceğiz. El mi yaman, bey mi yaman? Hepimiz yarın akşam Cuma günü finalde karşı karşıyayız. Ben Neslihan Hanım'dan çok büyük bir beklenti içerisinde değilim. Kendisi çok yavaş bir yarışmacı. %100 eminim ki menüsünü yetiştiremeyecek. Çünkü saçını yapması saatlerini alıyor. Saçına zaman ayırması gerekiyor. Markette de ben çok güzel dans ettim. Umarım Neslihan Hanım dans konusunda da yeteneklidir. Bakalım rakibim olabilecek mi? Ve ben yarın aç kalacağımızı düşünüyorum. Kendimi ve Seda Hanım'ı düşünerek yarın yanıma aparatif bir şeyler alacağım ki final günü sonuç açıklanırken keyifle yemeğimi yemek istiyorum. Öğrenci menüsü falan değildi. Hiç kimse kusura bakmasın. Gayet de başarılıydı. Ben çok beğendim. Çorbasına bayıldım. Böreği biraz tuzluydu iç malzemesi. Ama yenmeyecek gibi değildi. Sıcak olsaydı. Tabii bekliyor biliyorsunuz. Beklediği için soğudu.
sıcak olsa daha güzel olacaktı. Ana yemeğini de beğendim, pilavını da beğendim. Bir tek salatayı daha süsleyebilirdi diye düşündüm. Tatlıya bayıldım ve tebrik ettim ama ben çok beğendim. Helal olsun Emrecan. Yarın hiç ümidim yok. Ama Neslihan'a davetliyiz. Neslihan ne kadar iddialıysa ben de o kadar hiçbir şey yapamayacakmış gibi geliyor bana. Göreceğiz bakalım. Emrecan Bey, Neslihan'ın 6, Tümer'den 8, Güler'den 3 ve Fatma'dan 3 puan alıyor. Emrecan Bey yarışmacılarımızdan toplam 20 puan aldı.